Günaydın sevgili izleyenler. Bilkent'te sabah programıyla daha haftanın ilk gününde yeniden karşınızdayız. Sevgili arkadaşım Burak ile birlikte gündeme dair konuşacağımız bir program olacak. Ve ilçelerimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sungurlu hakkında gazetelerimizin hemen ardından konuşacağız. Sevgili izleyenler, bildiğiniz üzere Cuma günü İzmir'de bir deprem meydana geldi. Öncelikle buradan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve bizler de bu konudan dolayı ne yazık ki üzüntümüzü sizlere dile getirmeye çalışıyoruz. Günaydın Burak. Günaydın Gizem. Nasılsın? Vallahi iyiyim demek isterdim ama malum konudan dolayı iyi değilim. Evet. Sen nasılsın? Yani biz de tabii ki hafta sonuydu, yani biraz dinlenme fırsatı bulduk. Fakat İzmir'de meydana gelen depremden dolayı yani elimiz yüreğimizde gezdik ne yazık ki. Evet. Yani videolar sürekli arda arda videolar geliyor. Ölüm haberleri geliyor. Enkaz altından çıkartılan çocuklar, gençler, anneler, babaların haberleri geliyor. Yani bu haberlerle yüreğimiz ayağa kalkıyor, hopluyor. Öyle geçti yani ne yazık ki. Ben hemen gazetelerimize geçiyorum. Çorum Haber Gazetesi'nde yine deprem ile ilgili son dakika haberleri var. Şu an can kaybı 83'e yükseldi ne yazık ki. Ve hala arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Ve depremde sevgili izleyenler bir Çorumlu da vardı ne yazık ki. Kızların oyuncaklarına sarılarak bekliyor. İzmir'deki depremde kızları enkaz altında kalan Çorumlu Nila Yücel çocuklarının oyuncaklarına sarılarak bekleyişini sürdürüyor. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda Deniz ve eşi Nila Yücel'in kızları Lena, Vera ile Hüseyin ve eşi Emine Yücel'in kızları Feda, Diren, babaanneleri Arife Yücel ile birlikte enkaz altında kaldı. Depremin ardından iki öz kızı ve kızlarım dediği eşinin kardeşinin kızları da olmak üzere 4 çocuğu enkaz altında kalan Nila Yücel'in bekleyişi sürüyor. Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Yücel aramızda arama kurtarma çalışmalarını umutla izliyor demiş. Umarım yani en yakın zamanda aradan çok fazla saatler geçti. Tabii ki de umudumuzu kesinlikle yitirmemek gerekiyor. Çünkü ne kadar saatler de geçse daha bu sabah yani küçük yavrularımızın çıktığı haberlerini aldık. İnşallah onlar da sağ salim çıkarlar. Yani şu an tek istediğimiz o aslında, gerçekten öyle. Ve dediğin gibi saatler sonra mucizevi bir şekilde enkaz altından çıkan yavrularımız, kardeşlerimiz de oldu. İnşallah diyelim. Yani gerçekten şu an tek istediğimiz o yani. Evet, ne yazık ki Çorumlu minik çınarımızı da kaybettik deprem esnasında. Bundan da izleyicilerimiz haberini vermiş olalım. Mekanı cennet olsun. Küçük bir yavrumuz da evet fotoğrafta geldi. Allah ailesine sabır versin diyoruz. Amin. Çorum'dan İzmir'e destek. Çorum Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 4 kişilik bir ekip ile hijyen malzemesi ve maske gönderdi. Gece geç saatlere İzmir'e doğru yola çıkan ekibi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın uğurladı. Bölgeye maske ve hijyen malzemesi de gönderdiklerini anlatan Aşkın, "Nerede kanayan biri varsa Çorumlu olarak orada olduysak bugün de yüreğimiz İzmir'de. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Evet, yani bu konuda çok şanslıyız aslında. Çorum olsun, başka ilçelerimiz olsun, illerimiz olsun, Türkiye'nin dört bir yanından. Yani nerede bu tarz olaylar meydana gelse şu an İzmir'de olduğu için. İzmir'de olduğu için hani çok fazla yardımlar geliyormuş. Şu an hani çok şükür hiçbir gereksinim duymuyorlar. Sadece öğrendiğim kadarıyla kan bağışı gerekli olduğu haberlerini aldım. Onun dışında herkes yani desteklerini esirgemiyorlar. Gerek Elazığ olsun, yine deprem olmuştu. Oraya birçok yardım gönderildi. Evet. Gerek diğer felaketler de, mesela zamanda Soma faciası olmuştu hatırlarsın. Yani ülkemiz böyle durumlarda kesinlikle hassaslığını ortaya tamamen koyuyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve bu da gerçekten çok güzel bir şey aslında. Yani görüyoruz, izliyoruz bir şeyleri. Evet. İçimiz burkuluyor. Ben artık hatta bir noktadan sonra yani içim o kadar acıdı ki bıraktım, izlemeyi bıraktım. Yani dayanamayacak noktaya geldim yani. Bir de onları düşün yani. Oradaki aileleri, oradaki durumu evet. Düşün yani. Evet, zaten hani bu deprem hakkında daha detaylı konuşacağız gazetelerimizin ardından. Hı-hı. Hatta tabii ki de yardım eden vatandaşlarımızın yanı sıra oraya gidip de bu fırsatı yani bu işi bir fırsata çevirenler de var ne yazık ki. Yani bu deprem göçük altında kalan
hani insanların paraları olsun, altınları olsun, bunları alıp da bundan faydalanan insanlar da var. Fakat tabii ki de gözaltına alınmış, yakalanmış çoğu. Yani böyle insanlar da var ne yazık ki. Yani yakalandıysa çok şükür diyebilirim. Hak ettiğini bulmuş yani. Evet. Böyle insanlar da var maalesef. Ne yazık ki. Evet, bir tane yorumumuz gelmiş. Ahmet Mert, hayırlı sabahlar. Günaydın. İzmir'e büyük geçmiş olsun. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Kent 19 TV tebrikler demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlı sabahlar diyoruz. Ve tekrar Ahmet Mert'ten bir mesaj daha geldi. Ankara'dan selamlar, sevgiler, hayırlı sabahlar. Günaydın Kent 19 TV. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Ve Çorum Haber Gazetesi ile devam ediyorum. Karantina kuralına uymayan bir kişiyi jandarma yakaladı. Çorum'da jandarma ekiplerinin yaptığı HES kodu denetiminde karantina kurallarına uymadığı tespit edilen bir kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi. Çin'in Hubei eyaletinde Wuhan kentinde ortaya çıkan Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şehirler arası seyahat eden kişiler üzerine GBT ve HES kodu kontrollerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kargil ilçesindeki Acamsa mevkiinde yapılan kontrollerde otomobiliyle İstanbul'dan Iğdır istikametine seyahat eden bir kişinin ev karantinası kuralına uymadığı tespit edildi. Burada yapılan işlemde bir kişiye 3.150 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirildi demiş. Yani bu haberlerini aldığından hala bir de korona var ne yazık ki. Korona da yine devam ediyor. Ya artık zaten bunu konuşmaktan sıkıldık ki Evet. aylardır aslında zaten konuşuluyor bu konu. Yani tamam bilmiyorum adamın bir acelesi, bir sıkıntısı, bir şey var mı? Büyük ihtimalle yoktur aslında. Yani. İstanbul'dan Iğdır'a gidiyordur. Yani sürekli söylüyoruz kendimiz de bitiyor diyoruz ama görüyoruz ki bitmiyor. Yani hayırlısı olsun. Bunların sonu bir şekilde gelmesi lazım. Evet, artık hani korona ile ilgili konuşmaktan biz de hani ne yazık ki sıkılıyoruz ve izleyenlerimiz de kesinlikle artık sıkılıyorlar ama ne yazık ki biz de hani bunları sürekli dillendirmek zorundayız çünkü vatandaşların da bunu görmesi gerekiyor. Hani vatandaşların da bir şekilde ders alması gerekiyor. Fakat vatandaşlarımız hiç hani ders alacak gibi durmuyor. Bir yıl olacak çünkü korona ile mücadelemiz sonucu yani. Katılıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Çıkmışsın yola, kendini düşünmüyorsun. Etrafındakileri bari düşün. Kiminin çoluğu çocuğu var, kiminin evinde hastası var. Bunları düşün bari ya. Evet, kesinlikle. Ve Çorum Haber Gazetesi'ndeki son haberimize değinmek istiyorum. Emir Viyadüğü haftaya açılıyor. Bu haberimizi hafta sonu paylaşmıştık. Tekrar değinmek istiyorum. AK Parti Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayacak Emir Viyadüğü'nün önümüzdeki hafta tamamlanmak üzere hizmete açılacağını ve artık böyle halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtulacağını açıkladı. Gerçekten burası Çorum için büyük bir yer olacak. Çünkü burada belirtildiği gibi çoğu vatandaşın mağdur olduğu bir konuydu. Evet. Evet, çalışmalar sürüyor. Valla Milletvekillerimize de teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı. ben de onu söyleyecektim. Böyle bir şeye ihtiyaç varsa ve bunu sağlamışlarsa çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet. Gazetelerimiz de bitti ve artık Sungurlu'ya geçebiliriz. Ben yine Sungurlu'nun tarihi hakkında sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonra tanıtım filmiyle sizleri baş başa bırakacağım. Sungurlu tarihi, Milattan önce 1800-1200 yılları arasındaki tarihi süreçte Hititler bu bölgeyi önemli bir yerleşim merkezi haline getirmişlerdir. Hattuşaşı başkentleri yaparlar. Bölgenin bu derece önem kazanmasının en büyük nedeni tarihte Kral Yolu olarak da bilinen ünlü ticaret yolunun buradan geçmesidir. Asurlu tüccarlar burada Karum denilen iş merkezleri kurmuşlardır. Cumhuriyet döneminde Sungurlu, bugünkü Sungurlu'nun batısındadır. Şimdiki Kuzuluk denilen yerde kurulmuştur. Eski Sungurlu Küçük Kıyamet denilen depremde yıkılmıştır. Daha sonra ise şehir bugünkü yerine inşa edilmiştir. Eski Sungurlu'da muhtemelen 80 bin nüfus yaşadığı tahmin edilmektedir. Şehir deprem sonucu yıkıldıktan sonra yeni şehir biraz daha doğuya, Sarıtepe eteklerinde yeniden kurulmuştur. 1515 yılında Yavuz Sultan Selim Doğu Seferi'ne giderken şimdiki Bağlar'ın içinden geçen köy göç yolundan Sungurlu'ya gelmiş ve Manastır Tepesi'nin ön tarafındaki boşlukta konaklanmıştır. Bu bölgenin ismi ise Kalınsazdır. Sungurlu Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1866 yılında ilçe olmuştur. İlk belediye başkanı ise Gregorian Efendi'dir. Sungurlu adını ise Sunguroğlu Mehmet Bey'den almıştır. İlçe 1864 yılında Yozgat Sancağı'na bağlanmış, ilçe merkezi 1866 yılında belediye olmuştur. 1924 yılında ise Çorum'a bağlanmıştır denmiş. Ve sevgili izleyenler, sizleri Sungurlu'nun tanıtım filmiyle baş başa bırakmak istiyorum.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Thank you.
çok güzel bir tanıtım filmi olmuş ki bu videonun hazırlanma tarihi 3-4 yıl önce. Evet. Yani şu an daha çok geliştiğini, daha güzelleştiğini düşünüyorum. Evet, ben de son bir yıl içinde birkaç defa gitme fırsatı buldum. Biraz daha güzelleşmiş tabii ki. O bir parkı var zaten, büyük ihtimalle birazdan gezilecek yerleri bahsederken, evet, gösteririz orayı büyük ihtimalle. Yine güzel bir yer tabii ki. Güzel ilçelerimizden bir tanesi. Evet, leblebileri hakkında demek istediğin bir şey var mı peki? Valla şunu söyleyebilirim. Şu an Çorum merkezden daha çok leblebi çeşidi var orada. Evet. Onu fark ettim. Bilmiyorum artık bu konuda yapılacak bir şey var mıdır, merkezdeki yetkililer falan seslenebilir miyiz? Ben de araştırmalarım esnasında fark ettim. Yorumları da okudum. İşte leblebi çeşitlerinin gerçekten Çorum merkezden daha çok Sungurlu'da olduğunu dile getirmişler. Ben de orada görmüştüm. Evet. Evet, bir yorumumuz gelmiş. Nergis Yılmaz, Ankara'dan selamlar. Güzel bir hafta olur inşallah. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler Nergis Hanım. Biz de sizlere iyi haftalar diliyoruz. Evet, şimdi Sungurlu'nun gezilecek yerlerine bakalım şöyle bir. Yani gezilecek yerden ziyade aslında hani tarihe dayalı olduğu için yani görülmesi gereken yerler olarak. Evet. Sungurlu'da gezilecek yerler Saat Kulesi. İlçenin sembol yapısı olan kule 1891 yılında yapılmıştır. Kaymakam Edip Bey'in yaptırdığı kule Yozgatlı Şakir Usta tarafından inşa edilmiştir. Kesme taştan yapılan yapının gövdesi kare prizmadır. Ayrıca her katında kemerli pencereler vardır. Kulenin en üst kısmında ahşap bir köşk bulunur ve alt göl bölgesinde Çorumlu İbrahim Usta tarafından yapılan kadranlı saatler vardır denmiş. Evet, görüyorsunuz ekranlara da geldi gibi. Aslında böyle saat kulelerinden hani ben fark ettim, her şehirde var gibi. Her şehrin kendine özgü bir saat kulesi var, evet, gibi aslında, değil mi? Her şehrin senin de söylediğin gibi kendine özgü farklı şekilleriyle yapılan bir saat kulesi merkezinde kesinlikle var. Ve bildiğin gibi Sungurlu sanki böyle tek başına bir il büyüklüğünde. Hani artık Türkiye'de Sungurlu ilçesini bilmeyen de yok diyebiliriz yani. Kendine özgü bir saat kulesi, yani illerin yaptığını ilçe kendisi de yapmış yani, tebrik ederiz. Evet. Bir yorumumuz daha geldi. Serdar Yurdakul. Elazığ depreminde kiralar arttı. İzmir Belediyesi bütün oteller kapıların depremzedeleri açtı. Bunu da belirtelim, tüm Türkiye duysun demiş. Aslında çok güzel bir konuya değinmiş. Serdar Bey, biz de bu konuya değineceğiz. Hemen Sungurlu'dan bahsettikten sonra deprem hakkında daha detaylı konuşacağız zaten. Ve gerçekten değindiğiniz konu çok haklı bir konu. O konudan da bahsedeceğiz. Ve devam ediyorum. Sungurlu Ulu Cami, belediye binasının hemen yan kısmında yer alan cami, 1754 yılında hizmete açılmıştır. Selçuklu beylerinden Sungur Bey tarafından yaptırılan yapı, daha sonra iki kez onarım görerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Yine eskilerden günümüze kadar gelen bir yapı. Evet, tarihi yapılarımız bolca var şehrimizde bildiğimiz gibi. Valla güzel yani, gerçekten böyle şehrin olması güzel. Yani böyle yapılarımızın olması, en azından gidildiği zaman bir yanına uğranacak, görülecek yerlerin, evet, olması gerçekten güzel yani. Yani gidip görülmesi gereken yerlerden birkaç tanesi yine. Evet. Ve eski karakol binası, 1891 yılında inşa edilen eski bir Rum kilisesi olan yapı taşı, yapı taş, sütun ve kemerleriyle etkili bir görüntü oluşturmaktadır. Ancak son zamanlarda yapı yıkık haldedir ve belediye tarafından çalışmalarına başlatılarak restore edileceği düşünülmektedir denmiş. Buranın görüntüsünü bulamamıştım. Fazla internette yoktu. Araştırmalarımda yazıyorum fakat Çorum merkezdeki eski karakol binası çıkıyordu. O yüzden görüntüsünü bulamadım. Ama yine restore edileceğini düşünüyorum ben. Sungurlu Belediyesi bildiğiniz gibi yani çoğu en iyi belediyecilik gösteren belediyelerden birisi. Belediye Başkanı Abdülkadir Şahin'e gerçekten çalışmalarıyla dillere destan. Evet, evet. Bunun dışında aslında bu Aşıklar Tepesi'ne sen bakmış mıydın? Öyle bir yer varmış, evet, sanırım. Evet, görmüştüm yani. Gördüm ama pek emin olamadım. Çünkü hani bir Aşıklar Tepesi var diyorlar, işte farklı yorum yapanlar vardı. Sen bahsedebilirsin oradan. Aslında ben gitmedim ama görme fırsatı buldum sadece yakın bir yerden. Gittiğimiz zaman bir abimiz sağ olsun hani gidelim diye ısrar etmişti. Pek vaktim yoktu. Bir tepe, o tepeye çıktığınız zaman bütün Sungurlu ayaklarınızın altında diyorlar. İşte gitmediğim için söyleyemem o yüzden ama internetten görüntüsünü ben dün gece gördüm. Çok da güzel bir görüntüsü var yani. Gerçekten öyle hani her yere lazım öyle bir görüntü, öyle söyleyebiliriz. İnsanların gidip de bir rahatlayabileceği bir yer diyebiliriz yani. Evet. Güzel bir görüntüsü vardı ve hatta Sungurlu'da özellikle mesela diğer ilçelerin azından sanki Sungurlu'da hani yüzdelik hesaplamasına göre biraz daha fazla tarihi yeri var gibi normal gezilecek yerlere göre. Evet. Aslında gezecek yerleri çok fazla olmasa da yine de insanıyla olsun, kültürüyle olsun, gerekiyorsa hani yemeğiyle olsun, gerçekten hani güzel yerlerimiz ve hatta ülkemizin her yerinde böyle şeyler var. Bütün ilçelerin, bütün illerin her ilçesinde aslında yani her karışı ayrı ayrı güzelliği. Evet, önemli olan işte hani o güzellikleri tanıtmak, göstermek, farkındalık yaratmak yani. Biz de elimizden geldiği kadar izleyicilerimize, vatandaşlarımıza göstermeye çalışıyoruz tabii ki. Senin de söylediğin gibi her ilçenin kendine göre bir güzelliği var. Evet.
Evet, Sungurlu Taş Köprü ilçenin Karşıkaya mahallesi sınırlarında bulunan köprü Diğ Çayı üzerindedir. İlçeyi ziyaret eden gezginler bu eski kültür ögesini bugün hala sağlam olarak görebilirler demişler. Evet, bir köprü fakat eskiye dayanan bir geçmişi var bu köprünün. Keşke bu altından geçen suda çok güzel bir şekilde dursaydı da, yani gerçekten çok güzel bir görüntü olurdu ya. Evet. Bunu yakından geçtim, gördüm. Yani bu bile yoktu, tamamen kuruydu yani ben geçtiğim zaman. Gerçekten çok güzel bir görüntü olabilir. Böyle insanların gittiği zaman gidip de fotoğraf çektirebileceği, ne bileyim keyifli vakit geçirebileceği bir yer olabilir. Yani buraya eğer bir düşüneceğim, bir proje düşünülürse çok çok güzel olur yani aslında. Evet, aslında olabilir. İnsanların gelip nehir kıyısında oturabileceği güzel bir yer olabilir. Belki evet. De olmuştur çünkü fotoğrafın hangi yıla ait olduğu hakkında bir bilgim yok. O yüzden çok da fazla hani şey yapmak istemiyorum ama olabilir yani. Belki de şu an öyledir. Aslında yaklaşık 3 ay mı 4 ay mı böyle bir şey oldu en son gideli. Gittiğim zaman hani hiç yoktu diye hatırlıyorum. Ha, olabilir o zaman. Ben gitmediğim için bir şey demiyorum ne yazık ki. Yani eğer bir proje düşünülürse çok çok güzel olur. Gerçekten hani sayılı güzelliklerimiz var. Bunları gerçekten değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bir yorumumuz geldi. Hüseyin Karaca, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar güzel kardeşlerim demiş. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Biz de size hayırlı sabahlar diyoruz. Ve yine bir türbemiz var. Bizim seninle konuşmaktan en çok sevdiğimiz, zevk aldığımız konulardan birisi. Arif Dede Türbesi. Arif Dede'nin yaşamış olduğu Meymandı Köyü'nün de hemen karşısındadır. 1312 yılında bu bölgede doğduğu bilinmektedir. 0205 yılında Meymandı Köyü'nde Hakk'a yürümüştür. Vasiyeti üzerine şimdiki bulunduğu tepeye gömülmüştür. Arif Dede Sabunoğlu Ocağı'nın kurucusu Sabur Baba evlatlarındandır. Seceresi 4. İmam Zeynel Abidin'e dayanmaktadır. Kabri daha sonra ziyaretçilere açık bulundurularak buralarda adakların kesilmesini rahatça yapabilecekleri düzenlemeyle türbe bugünkü şekline getirilmiştir denmiş. Yani genellikle adanan adaklar galiba burada kesiliyormuş. Yani merak ettiğim gerçekten şu, hani gerçekten oluyor mu, tutuyor mu, bir şeyler oluyor mu? Ben evet. Gerçekten bunu merak ediyorum çünkü sadece etraftan duyumlarla böyle şeylere gerçekten inanmak istemiyorum ama başıma da bir şey gelecek diye gerçekten korkuyorum ben bu işten. Evet, haklısın aslında ama hani batıl inanç gibi de geliyor fakat hani böyle bir şeyler hani eskiden beri var çünkü hatta eskiler hani yaşlılar daha çok inanıyorlar bu tarz şeylere. Yani demek ki oluyor diye de düşünüyorum yani bir... Kapı açık kapıda bırakmak istiyorum o konuda. Aslında şöyle söyleyebilirim. Bende şöyle bir durum var. Gözümle görmediğim ve kulağımla duymadığım şeye pek inanasım gelmiyor. Yani kendim göreceğim, kendim duyacağım. Kendim o yüzden yaşayacağım. Aynen öyle, kendim yaşayacağım. Allah korusun başıma bir şey gelmez. Çünkü gerçekten yani son günlerde biliyorsun çok çoğaldı bu. Hani ilçelerimizde türbelerin olmasını hani bir sürekli duymaya başladık. Gerçekten hani yani tamam güzel bir şeydir, inananları vardır falan. Elinde hani varsa bir şey, gerçekten oluyorsa bir şeyler... Tamam ama yoksa bunlara gerçekten boş yere vakit ayırmaya gerek yok diye düşünüyorum ama evet. Bilemem tabii ki. Yani Çorum'un içinde de türbeler var. Daha geçen sevgili arkadaşım Mustafa ile birlikte bir türbeye gitmiştik. Fakat içerisine giremedik ne yazık ki. Yani Çorum'un merkezinde de içerisinde de türbeler var. Ve gerçekten hani farklı yani inanışlara da taşıyor. Ve her türbenin yani farklı şeyleri var. Mesela çocuğu olmayanlar bir türbeye gidiyor. Veya hani... Çocuğuna, kızına, oğluna hayırlı bir eş isteyen anneler farklı bir türbeye gidiyor. Yani bu tarz şeyler çok fazla aslında. Ve olunca da genellikle hani onların belki de hayırlısıdır. Yani alnında ne yazılan neyse sen onu yaşarsın tabii ki de. Yani olunca direkt ona bağlıyorlar genelde. Ya aslında bak çok güzel bir cümle kurdun son kısımda. Alnında ne yazılıysa onu yaşıyorsun aslında. Gerçekten bu böyle. Evet. Hani o zamana kadar belki çocuğu olmamıştır. Gidip de kendisini ona inandırıp ondan sonra olduysa hani dediğin gibi ona bağlamıştır. Ama belki de alnında zaten o yazılıdır. Bir de şöyle bir durum var, hani ne kadar doğru bilemem bu, hani Müslümanız elhamdülillah. Allah'a dua etmek yerine bir türbeye gidip de hani orada bir dua etmek falan, bilmiyorum bana doğru gelmiyor gibi ya. Ya tabii ki herkes farklı, herkesin kendine göre düşünceleri var yani tabii ki de saygı duyuyoruz. Ya ben tabii ki de doğru olup olmadığı hakkında bir bilgim yok ama ben hani az önce de söylediğim gibi bir açık kapı bırakıyorum çünkü hani bir tık olsun inanıyorum gerçekten yani. Evet, ben de başıma bir şey gelmesin diye küçük bir açık kapı bırakıyorum. Öyle diyelim o zaman. Evet, gezilecek yerleri bu kadardı. Hani gezilecek yerleri, görülecek yerleri. Ve şimdi yine en sevdiğimiz kısma geçiyorum. Sungurlu'da ne inir? Evet, benim başıma dert olan şeylerden biri. Evet. Sungurlu'da ne yenir? Çatalaşı demişler. Çatalaşını zaten herkes bilir. Biliyor musun çatalaşı çorbasını? Çatalaşı çorbasını duydum ama içmedim ya.
Öyle söyleyeyim. İçmedin mi? Duydum Yani sadece. benim babaannem çok fazla yapar hatta görüntüsü de vardı çatal aşının. Evet. Babaannem çatal aşını beyaz peynir ve soğanla birlikte yer. Ben ona da öyle öğretti. Ben de öyle yiyorum ve gerçekten çok güzel oluyor yani. Mükemmel bir üçlü oluyorlar. Görüntüsü de iştah açıcı duruyor. Hani bir yandan diyete girdim zaten ama hani yine de Sungule son zamanlarda yolum düşerse gittiğim zaman ilk içeceğim çorba bu olur yani. Evet. Ve yaprak içi aşı. Bunu ilk defa duydum ben de. Yanlış hatırlamıyorsam başka bir ilçemizde daha bahsetmiştim yaprak içi aşından. Yırtmaç da deniliyormuş. Evet, farklı bir ilçemizde daha bahsetmiştik bundan. Tam hangi ilçe olduğunu hatırlamıyorum ama buna da yaprak içi aşı deniliyormuş. Görüntüsü gerçekten hoş gözüküyor aslında. Yani Biraz zahmetli görünüyor sanki yemesi. ben aç olduğundan mı iştahlıyım bilmiyorum ama gerçekten güzel gözüküyor. Evet. Ya benim şey anlayamadım tam hani her lokmamızda o yaprağı oraya açıp içine koyup tekrar mı yememiz gerekiyor? Yani alırsın ağzına atarsın yaprağı bir yandan Ya, ısırarak o işler öyle olmuyor. Hani şey oluyor ya belki bir ekmeğe bir yere banarsın, menemene banarsın ya. Onun gibi yaprağı alıp oradan alıp öyle yeniyor olabilir Evet, o belki da de. onun hani şeyi Aklıma o herhalde geldi. farklı bir yeme şekli tarzı zevki tadı öyle çıkıyor herhalde. Yani görselimizdeki biraz daha hani görsellik açısından hoş Evet. gözüksün diye tutulmuş olabilir. Ve söbelek dolması var. Bu biraz değişik geldiği için detaylarından bahsetmek istiyorum. Söbelek dolması, Çorum ve çevresinde yetişen bir mantar türü olan kuzu göbeği ya da morel mantarı olarak anılan pek şekilli bir mantar olarak pek şekilli bir mantar kullanılarak hazırlanıyor. Oldukça yöresel lezzetlerden sayılıyormuş. Özel misafirlere ikram ediliyormuş özellikle. Çok nadir bulunan bir yemekmiş galiba ve bu genellikle özel. Hani kendinize göre, kişiye göre, kendine göredir tabii ki de bilmiyorum ama özel misafirlere ikram ediliyormuş genellikle. Özel misafirlere Yapımı da zormuş yani. ikram edildiği de çok belli çünkü ne duydum, ne gördüm, ne yedim yani. Hani Evet. gerçekten belli özel misafirlere belli ve hani görüntüsü yani büyük Garip. ihtimalle çok lezzetlidir. Hani görüntüsü öyle çok fazla bir Yok iştah bir açıcı bir albenisi şey değil yok ama açıkçası. yani büyük ihtimalle lezzetinden dolayı o özel misafirlere ikram Evet. edilme durumu vardır. Bir de hani ürünlerin zor bulunduğuna dair bir cümle kurdun. Belki de Evet. oradan hani özel misafirleridir. Hani Büyük kendini özel ihtimalle. hissettiriyor insanlara. Mantar dolması gibi bir şey dedi sevgili rejideki Mustafa ama zaten hani mantar türü mantarla yapılıyormuş. Adı söbelek dolmasıymış. Kuzu göbeği de deniliyormuş. Moral mantarı da deniliyormuş. Yani farklı farklı isimleri varmış. Tadı hakkında bir bilgim yok ne yazık ki. Benim de yok ama ismi bol. Evet ve yine benim sevdiğim bir yemek pastırmalı madımak. Bunu bilir misin? Pastırmayı da bilirim, madımı da bilirim ama ikisini aynı anda bilmem. Evet bir gün denemeni tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oluyor pastırmalı madımak. Ben de biliyorum. Çok güzel Bunun duruyor. görüntüsü de gerçekten güzel gözüküyor. Yani bilmiyorum ben buradan çıkınca Sungurlu'ya mı gideceğim artık ne yapacağım ama görüntüler güzel gözüküyor yani Evet, gerçekten. sabah sabah gerçekten iştahımızı açıyoruz. Her gün bunu neden kendimize yapıyoruz bilmiyorum ama her sabah bir ağız sulandırması yapıyoruz. Evet sevgili izleyenler, Sungurlu'da hani gezecek yerlerimiz olsun, ayrıca yemeklerimiz olsun. Bu kadar da hani biz araştırmalarımız esnasında bu kadar bulduk. Eğer hani atladığımız herhangi bir detay varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de buradan yorumlarınızı okuyup sizlerle paylaşır hem de öğrenmiş oluruz. Ve sizleri bir Sungurlu türküsüyle de baş başa bırakmak istiyorum. Daha sonra ulusal haberlerimize bizim ellere bir selam gönder. Güzel muhabbetin konuşan dili. Öt bizim ellere bir selam söyle, bir selam söyle. Güzel muhabbetin konuşan dili. Öt bizim ellere bir selam söyle, bir selam söyle.
Elmadağın bizim ele aşınca, bahar gelip kızıl ırmak coşunca, güzel Sungurlu'ya yolun düşünce, oradan Çayana bir selam söyle, bir selam söyle. Güzel Sungurlu'ya yolun düşünce, oradan Çayana bir selam söyle, bir selam söyle. Evet, biz de türküyü gene, yani türküyü de dinledik. Sungurlu'ya buradan bir selam söyleyelim. Evet, selam, selam olsun. Ve Serdar Yurdokul, Çerkez yemeklerini unuttunuz demiş. Bize bilmiyorduk, şu an sizin sayenizde öğrenmiş olduk Çerkez yemeklerini. Evet, öğrenmiş olduk. Gerçekten sevgili izleyicimize teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bizim Sungurlu'dan bu kadardı. Artık ulusal haberlerimizde tekrar depreme değineceğim ne yazık ki. En başta da bahsettiğim gibi sürekli deprem hakkında bilgiler geliyor. Enkaz altından çıkarılan çocuklarımız haberleri geliyordu. Ve bu sabah yine, yani gece gerçekleşmiş, ne yazık ki ben sabah gördüm haberleri. Hı hı. Yani bir nebze olsun yüzümüzde bir tebessüm oluşturacak haberle uyandım. Enkazdan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in ilk sözleri yürekleri sızlattı. İtfaiyeci amca kardeşim öldü dedi. Yani iki kız kardeşti. Birlikte bu enkazın altında kalıyorlar. Ablası kurtarılıyor fakat kardeşi ne yazık ki hayata tutunamıyor. 58 saat geçiyor aradan ve sürekli kardeşinin sesini duyduğunu söylüyor ve daha sonra kardeşinin sesinin kesildiğini söylemiş. Gerçekten yani cümleye toparlıyorum, bilmiyorum, özür dilerim. Evet. Ya söylenecek aslında gerçekten bir şey kalmıyor çünkü bu insanın boğazı düğümleniyor. Yani şu görsele bile baktığım zaman, hatta bakmak da istemiyorum o derece. Çünkü aslında bu gerçek, bunu görmemiz de gerekiyor. Elimizden gelen tek şey şu an dua etmek. Hani geçen gün biz programda demiştik, hani AFAD bir çağrı yaparsa gönüllü olarak gitmeye hazırız. Hani büyük bir ihtimalle herkes orada zaten seferber olmuş. Ya keşke elimizden bir şey gelse de, keşke hepsini oradan kurtarabilsek yani. Keşke. Evet, hemen haberimizin küçük bir detayına değinmek istiyorum. İdil'in yaşadıkları yürekleri sızlattı. Enkazdan sağ kurtulan İdil'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri itfaiyeci amca kardeşimden ses alamıyorum öldü demek oldu. İlk isteğisi olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı denmiş. Yani gerçekten çok büyük sabır gerektiren bir şey. Bütün yakınlara sabır diliyorum. Çok zor gerçekten. Amin inşallah. Gerçekten şu an hani özellikle son birkaç gündür ihtiyacımız olan tek şey, hani bu durumların en az hasarlı atlatılması. Şu an tek ihtiyacımız olan şey bu. Evet kesinlikle. Bir yorumumuz gelmişti şu an, onu bulmaya çalışıyorum fakat evet. Serdar Bey söylemişti. Elazığ depreminde kiralar arttı. İzmir'de ise bütün oteller kapılarını depremzedelere açtı. Bunu da belirtin, tüm Türkiye duysun demişti. Biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum seninle. Farkında mısın? Aslında birçok konu var ortada aslında. Hani evet, kiralar olabilir, hayvanlar olabilir, bir şeyler. Birçok konu var. Her konuda aynı ortak nokta var. İnsan var, insan var. Yani bir şeyden faydalanmak isteyen insan var. Bir şey için canını dışına takıp da belki bir elimden bir şey gelir diyen insan var. Evet. Yani ne diyebilirim ki ben buna şimdi? Kiraları artırmışlar. Yani ne diyebilirim ki şimdi? Evet. Ama oteller gerçekten, özür diliyorum lafını kestim ama. Oteller gerçekten haberleri geliyordu, insanlar paylaşıyordu. Mükemmel bir şey olmuş. Helal olsun. Gerçekten hani bunu gördüğüm anda helal olsun dedim ya. O kadar mutlu oldum ki böyle bir evet, şey yaptıklarını. Evet, gerçekten çok gururlandırıcı bir tabloydu. Bütün oteller, hani otellerden ziyade evleri zarar görmeyen insanlar da kapılarını açtı. Herkes duyurular yaptı. Sosyal medyada çok fazla haberlerini gördük. Hani depremzede vatandaşları evlerini açtılar, kapılarını açtılar. Gerçekten çok güzel bir şey aslında. Ayrıca hafta sonunda bu konuşmalar da döndü, hemen bahsedeceğim. Bu İzmir'in başına geldi. Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama bu İzmir'e reva gördüler bunu. Yani hak dediler, biliyorsundur evet, konuyu. Yani çok fazla içki içildiği, zina olduğu konusunu söylediler. Fakat hiç kimse bunu asla hak etmiyor. Yani bu tarz olayları buna bağlamak kesinlikle çok yanlış bir hareket. Şimdi bunu söyleyen insan Müslüman bir insan değil mi? Müslüman bir insan bıraksın da yani bunların sorgusunu Allah yapsın. Evet. Bunların hani ne yapılıyorsa o soruyu Allah yapsın. Madem hani Müslümanız, madem insanlara hoşgörüyle yaklaşacağız, yani güzel bir şekilde yaklaşacağız, onların ihtiyacına koşacağız. Yani
Dedin ya şimdi hani bir paylaşım görmüştüm ben de. Diyordu ki işte şöyle böyle zina, carçur. Sana ne bundan? Hani böyle bir şey yok zaten. Sen bu doğal bir afete yani bilim diye bir şey de var. Doğal afet bu. Evet. Yani sen buna nasıl bu şekilde yaklaşıyorsun ya? Gerçekten bak her konuda insan var, insan var işte. Kafayı yiyecek bir dereceye geliyorum ben bazen böyle konularda ya. Bir yorumumuz gelmiş. Kadriye Çatalbaş Sarıcı, hayırlı yayınlar. Çok geçmiş olsun İzmir'e, çok üzgünüz demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Ahmet Mert, tebrikler, başarılar. Dilerim, selamlar, sevgiler. Kent 19 TV Ankara Merkez'den demiş. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Ve tekrar o konuya dönecek olursak, tabii ki de hiçbir insan hani bunu hak etmez. Yani asla iyi oldu diyemeyiz. Kimse başına ne gelebileceğini bilmez. Hani bizim şu an bir dakikamızın bile garantisi yok. O yüzden hani insanların başına bu tarz bir olay gelmiş ve bunları ona hak gören insanlar kesinlikle zaten gerekli kişiler gözaltına da alındı. Hı hı. Gerçekten çok da iyi oldu. Tekrar İzmir'deki vatandaşlarımız çok geçmiş olsun diyorum ve asla yani Elazığ'da da oldu bu. Farklı yerlerde de olabilirdi. Çorum'da da olabilirdi. Yani bunları bu tarz konulara bağlamak kesinlikle çok yanlış. Yani bundan yıllar önce Sümerliler demiş ki fay hatları geçiyor. Bundan da kaynaklanıyor. Şimdi bizim insanımız diyor ki zinadan kaynaklanıyor. Evet. Yani gel de gel olaya bak işte. Müjgan Sultan Anbarç, Müslüman bunu yapmaz. Provokasyon olduğunu anlayın artık demiş. Kesinlikle öyle. Yani bu konuda da sosyal medyadan paylaşımlara falan emniyetimiz hani sosyal medya konusunda güzel de çalışıyor aslında. Hani bir sıkıntı gördüğü evet. zaman direkt hani o sıkıntıyı ortadan hem kaldırıyor hem de cezasını veriyor. Ya bu konuda da tebrik ediyorum yani. Evet yani çok çabuk bir şekilde yakalandılar yani. Evet. Bir şekilde de olsa adalet yerini buldu diyoruz. Hı hı. Ve yine güzel bir haberin vermek istiyorum. İzmir'de meydana gelen 6.6'lık deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden tam 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkarıldı demiş. Bu küçük yavrumuzun bir de fotoğrafı vardı. İtfaiyerinin elini, parmağını sıkı sıkı tuttuğu bir fotoğraftı. Evet. Çok şükür. Yani böyle bir durumda gerçekten hani hepsinin kurtarılmasını istiyoruz ama şöyle yani küçük kardeşlerimizin çıkarıldığını duymak o kadar mutlu ediyor ki yani bir an önce keşke hepsi bir an önce kurtulsa ya. Keşke. Keşke. Gerçekten bu görüntü yani yürekleri sızlatan bir görüntü. Kaç saat? Tam 65 saat boyunca tek başına o yani taşların yığının altında kalıyor ve sapasağlam çıkıyor. İşte Allah. Evet. Yani kimi kardeşlerimiz var bu şekilde, kimi de yaşıtlarımız da var. Bir görüntü izledim mesela, bir kadın çıkıyor, diğeri oradan hani ondan öyle bir koşuş bekleyemezsin. Bir koşup sarılıyor böyle. Evet. Yani o kavuşmalar, yani Allah korusun bu dediğin gibi mesela her yerde olabilir. Herkesin başına da gelebilir dedin ya, bir dakikamızın garantisi yok. Evet. Şu an bile olabilir bu gerçekten. Ve gerçekten hani böyle şeylerde ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Hani kiralar atılmış, yapmayın abi. Elinize ne geçecek? Ya bu dünyadaki mal mı önemli sizin için? Evet. Ya da ne bileyim bazı yerlerde işte böyle eskiden olurdu yağmalama falan böyle bir şeyleri çalarlar, çırparlar falan. Elinize ne geçecek ya? Kesinlikle. Ya varın aç kalın ama en azından yani helaliyle aç kalın ya. Haram evet. almayın yani. Yani bu konuda sevindiren bir haber de şuydu. Yani depremden hemen sonra zaten çok fazla gün geçmedi. Çok fazla yardım toplanmış ve şu an hani çok şükür diyorlar bir yardım... Tek yardım az önce de söylediğim gibi kan bağışıydı. Geri kalan hı hı. Maddi olarak bütün her şey sağlandığını belirttiler. Yani herkes maddi manevi her şekilde yanlarında olmaya çalışıyor. Hani tabii ki de çıkarcı insanların yanı sıra yani çok gönlü yüreği güzel olan insanlar da var. Allah onlardan razı olsun. Ben bugün bir araştırma yapacaktım aslında hani bir şey gerekiyor mu falan gibisinden. Hatta bu konu hakkında aklımda bir proje vardı gidip esnaflardan. Hani yardım toplayıp da kargo ile sanırım gönderilebilmiş veya Kızılay yardımıyla gönderilebilmiş. Şöyle bir düşüncem vardı ama şimdi sen bunun evet. halledildiğini söyledin. Hani yine bir biz de ekip olarak sorarız tekrardan. Elimizden bir şey gelsen kan gerekiyorsa buradan kan çağrısı da yaparız. Yani elimizden ne gerekiyorsa onu yaparız yani. Evet yani duyarlı vatandaşlarımız Allah razı olsun ki yani çok fazla. O yüzden yardım konusunda gerçekten çok fazla yardımlar olduğunu belirttiler tabii ki de. Allah onlardan razı olsun. Amin. Ve bu deprem esnasında bir de enkaz altından kurtarılan bir köpeğin videosu var. Yine yürek sızlatan çok güzel bir video. İsterseniz ilk önce izleyelim videomuzu. Depremde enkazda kalan köpek 66 saat sonra kurtarıldı. İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında Ares adlı köpek 66 saat sonra sağ salim çıkarıldı. Bayraklı ilçesindeki
Rıza Bey apartmanının çökmesiyle enkaz altında kalan köpek arama kurtarma ekiplerince fark edildi. Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler köpeği enkazdan çıkardı. Bitkin olduğu görülen Ares isimli köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan enkazda arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Birkaç görüntü daha görmüştüm, hani köpek görmüştüm, muhabbet kuşunu elinde tutan itfaiye personelini görmüştüm. Bir tane kedi tutuyordu mesela, o kedi bakışlarını görmen arasında. Lazım. Çok bakışlarını güzel. Hani o kadar korkmuş, o kadar şokta, o kadar böyle masum duruyor ki. Bulunduğu yerden çıkmak için tırmalamaktan tırnakları yok olmuş. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani o bakışları gözümün önünden hala gitmiyor. Ve şimdi bir köpeğe çıkartmışlar. Yani arama kurtarmada çalışan köpekler de var biliyorsun. Evet, ben de tam o konuya değinecektim. Söyleyebilirsin. Küçük yaştan itibaren yavruyken özellikle seçilip alınıyorlarmış arama kurtarma ekibine. Büyük eğitimler sonucu, yani ciddi eğitimler sonucu gerçekten bu konuma geliyorlarmış. Onlar da mesela hani diyoruz ya sadece bedenlerimiz farklı diye. Onlar da şu an bizim kadar, bizim insanımız, oradaki insanımız kadar çok çalışıyorlar. Ellerinden geleni de yapıyorlar. Onları da hani buradan bir, yani belki duymazlar, belki bilmezler ama ben yine içimden bir tebrik etmiş olayım onları da. Evet. Ve enkaz altında iki farklı Buse vardı. Buse adında iki farklı kardeşimiz vardı. Bir tanesi ne yazık ki kurtarılamadı ve bir tanesi bir köpek sayesinde kurtarıldı. Buse telefonda konuşuluyordu, orada iletişime geçilmişti. Ve siz köpekleri salın, ben kedi ses çıkarayım. Ve bu fikri sayesinde Buse hayata tutundu. Buse kedi ses çıkarttı ve köpek Buse'yi buldu. Onu oradan kurtardı ve gerçekten çok güzel bir andı. Yani burada da hayvanlarda şu konuda değinmek istiyorum. Hayvanları kaç kere dillendirdik, kaç kere konuştuk. Hani o kadar zarar verdiğiniz, hor gördüğünüz hayvanlar sizin hayatınızı bile kurtarabiliyor. Kesinlikle öyle. Hani yeri gelir böyle sıkıntılı haberleri evet söylüyoruz ama yeri gelir işte insan bazen muhtaç kadar kalabiliyor gerçekten. Evet. Yani gerçekten mesela o köpekler tiz sesleri daha çok alabiliyor ya. Çok güzel akıllarına gelmiş o kedi sesi çıkartması. Hani gerçekten hani buradan da gerçekten tebrik ediyoruz yani bu eğitimleri verenlere. Evet. Keşfedenlere gerçekten tebrik ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bizim konularımız bu kadardı. Burak, söylemek istediğin sözlerin varsa alabilirim veda konuşmanda. Vallahi bir an önce bu durumun aynı az hasarla bitmesini diliyorum. Gerçekten 2020 bize güzel gelmedi aslında. Evet. Umarım bu sadece bir fragman değildir bizim için. Umarım 2021 daha kötüye gitmez. Allah çünkü biliyorsun 2 ay kaldı, Allah korusun. Umarım bir an önce bu zamanlar biter. Depremler geldi, felaketler geldi, bir şeyler geldi. Umarım bir an önce biter. Umarım insanımız da gerçekten insan olmayı unutan insanlara bunu hatırlatırlar. Hani gerek bugün bahsetmedik ama kadın şiddeti olsun, gerek hayvanlara yapılan sıkıntılar olsun. Bunlar hakkında umarım insanımız da gerçekten güzel şeyleri hatırlar da güzel şeyler yapmaya başlar. Bunları söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Yorumlarımız geldi. Hemen yorumlarımızı okuyup tekrar ben de sizlerle veda konuşmamı yapmak istiyorum. Ayşe Kaya hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Serdar Yurdokul, ev sahipleri ve dükkan sahipleri ev ve iş yerlerini alan genişliği yapmak için taşıyıcı kolonları kesiyorlar. Bilmiyorlar ki bu kolonlar binayı ayakta tutuyor demiş. Evet, kesinlikle doğru bir yere değinmiş tekrar Serdar Bey. Evet sevgili izleyenler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle bütün İzmir'deki vatandaşlarımıza, depremzedeli vatandaşlarımıza, arama kurtarma ekiplerine Allah kolaylık versin diyoruz. Bizler de maddi manevi her zaman yanlarındayız. Bu onlara hissettirmek istiyoruz tabii ki de. Çok zor bir an. Umarım en kısa süre içerisinde bütün enkaz altında kalan vatandaşlarımız sağ salim bir şekilde çıkarılır. Herkes kızına, annesine, yavrusuna kavuşur diyoruz. En az hasarla kurtulma dileğiyle herkese mutlu günler diliyorum.
Çorum ellerinin tatlı bülbülü, Çorum ellerinin tatlı bülbülü, git bizim ellere bir selam gönder, güzel muhabbetin konuşan dili, öt bizim ellere bir selam söyle, bir selam söyle. Güzel muhabbetin konuşan dili, öt bizim ellere bir selam söyle, bir selam söyle. Get it.